Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle plan testiminiz ve boy teslimleriniz için kontroller yapmıştık daha önce. Şimdi hepinize ödevlerinizi teslim edeceğiniz dosyaları nasıl oluşturmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi öncelikle çıktı formatında dosyalarımızı hazırlamamız gerekiyor. Onlar bu şekilde iki PDF olacak. Bakın 1050 genişliğinde ve 841 yüksekliğinde bir dosya olacak. Bu boy kesit paftanız. Bakın boy kesit paftanız da 297'ye 1050 olacak. Fakat bu 1050'ye takılın ama 297'ye takılmayın. Şöyle ki eğer kot farkınız 30 metreden yüksekse 297'ye sığmayacaktır. Yani 20 metreden yüksek kot farklarınız varsa 297'ye sığmayacaktır. Yeter ki şurası 5A0 olsun. Yüksekliği arttırabilirsiniz. Yine böyle çift çerçeve için alacaksınız. Renklere aynı burada olduğu şekilde dikkat edeceksiniz. Şu boy kesitte siyah kodları gösteren çizgiler kesikli olsun. Ve transparanlığını ayarlayın. Renkler aynı burada göründüğü gibi olsun. Daha sonra şurayı muhakkak düzenleyin. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Karayolu Projesi şeklinde. İşlemleriniz düşey kurbunuzla alakalı parabolik düşey kurup hesaplarınız aynı burada gösterildiği gibi yapılsın. Yine düşey kurbunuzun Excel'ini muhakkak yapın. Hayali izafi olanlar da yapacaklar. X1, X2, X3 diye burada hayali noktalar alıp onun nasıl olacağını videoda anlatmıştım ben. Yine plan görüntüsünde de dikkat etmeniz gereken hususlar burada hatırlatıldı. Çizgi kalınlıkları bu şekilde gösterildi. Aralıklar, ölçekleme bittikten sonra ne şekilde olacak? Kağıt boyutları A0 yine. İki kağıdınız A0 boyutunda olacak. 210'a 297 bakın denemeleriniz. Ondan sonra nihai sıfır poligonunuz ve sıfır poligonuna ait çemberler gözüktüğü gibi bu şekilde olacak. Daha sonrasında yine sıfır poligonunuz yalnızca kendisi ve yol plan görüntünüz kendisi şeklinde bu şekilde olacak. Burada yine çıktı halinde ölçekle alakalı ve çıktı halindeki ölçekle alakalı bilgilendirmeler yapılmış durumda. Bu şekle bu formata getireceksiniz arkadaşlar. Şu resimler tabii sizde olmayacak. Şunu istiyoruz, bekliyoruz sizden. Yine bunu da A0'a yapacaksınız. Daha sonra bu iki A0 PDF'ini tek PDF'e birleştireceksiniz. Yani açtığımızda böyle göreceğiz. Hem profilinizi, boy kesitinizi hem de planınızı göreceğiz.